Son dönemde İsrail-Filistin arasında artan gerilimler ve diğer dünya genelindeki benzer krizler sadece insan hayatını olumsuz etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda turizm sektörünü de etkisi altına alıyor. Konu hakkında görüşlerini belirten TÜROFED Yönetim Kurulu üyesi ve Altit Başkanı Burhan Sili, İsrail-Filistin çatışması gibi savaşlar ve dünya genelinde yaşanan olumsuzlukların turizmi etkilediğini belirtti. Sadece İsrail'de değil, Ukrayna ve Rusya, diğer taraftan bugün İsrail'de başlamış olan süreç, temelde bu tür savaş ortamlarında en çok zarar gören siviller ve bağlamında da turizm. Ama bizim öncelikle temennimiz, sivillerin mümkün olduğu kadar zarar görmeden bu sürecin bir şekilde bitmesi, hem Rusya-Ukrayna sürecinde hem İsrail-Filistin sürecinde. Bu nasıl etki eder? Tabii bunun nereye evrileceği son derece önemli. Sili, bugün İsrail'de yaşanan bu süreç tabii ki sadece İsrail-Filistin özelinde konuşmuyorum. Rusya, Ukrayna ve dünyanın her tarafında yaşanan bu ve benzeri olumsuzluklar, savaş durumları aslında hem ülke ekonomilerini hem de ülkelerin insanlarını, sivillerini son derece olumsuz etkiliyor dedi. İsrail-Filistin çatışmasının turizm etkilerine de değinen Sili, başlangıçta bu insanların Antalya'ya gelişi, İsrail'den kalkan birkaç uçakla gerçekleşti. Ancak bugün itibariyle neredeyse tüm hava yolları İsrail ile ilgili olan uçuşlarını durdurmuş durumda. Bu nedenle İsrail'den herhangi bir beklentimiz yok. Bizim en öncelikli beklentimiz bu işin bir an önce son bulması. Ama ümit ediyorum ki çok kısa sürede dünya ülkeleri, Birleşmiş Milletler bu konuyla alakalı olarak gereğini yapacaklar ve bunu bir an önce sonlandıracaklar. Bu her iki açıdan önemli. Hem ülkelerde yaşayan insanlar hem de dünya ve bizim turizmimiz için önemli. İsrail bize ilgi gösteren, talep gösteren bir pazar. Öncelikle tabii burada bir daralma olacaktır önümüzdeki süreçte gördüğümüz kadarıyla. Bir diğer taraftan bu işin süreklilik arz etmesi ya da Allah göstermesin genişlemesi durumunda çok daha vahim sonuçlara yol açabilir. Yani temennimiz odur ki bunun hiçbir şekilde şu ya da bu herhangi bir şart söz konusu olmaksızın en kısa sürede son bulması. Peki, savaştan dolayı Alanya'ya, Antalya bölgesine geldiklerine dair haberler var. Şöyle tabii şu anda aslında hemen hemen tüm uçuş kanalları bu ülkeye yani İsrail olan kanallar kapanıyor ve kapanmış durumda. Dolayısıyla orada çok fazla bir beklenti söz konusu değil. Kaldı ki beklenti de söz konusu değil. Bir savaş durumu söz konusu. Bunu İsrail çok açık ve net bir şekilde ifade etti. Dolayısıyla oradan işte gelecekler Türkiye'ye falan filan gibi bir ya da Antalya'ya gelecekler gibi bir beklenti yok. Olmamalı da. Daha önce de söylediğim gibi bunun bir an önce son bulması en büyük, en öncelikli temel.